Evet arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Tabip odamızın Zoom toplantılarından birinde daha sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bu akşamki konuğumuz Profesör Doktor Figen Ateşçi. Kendisi Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde psikiyatri ana bilim dalında çalışıyor. Bugün hepimizin hayatının bir parçası olduğu, çalışırken çok sık rastladığımız, özellikle bugünlerde çok sık rastladığımız zor hasta. Ve zor hastayla nasıl baş edebileceğiz? Bugün bunu biraz konuşacağız. Figen Hocamın da önderliğinde, onun önerileriyle. Evet, Figen Hocam. Merhaba, tekrar herkese hoş geldiniz. Hasta kimdir? Öncelikle onunla başlayalım mı? Ne diyorsun? Tamam. Şimdi aslında bugünün konu başlığı zor hasta diye seçtik. Hani Fercan'la konuşurken sanki hekimler çalışırken özellikle bu alanda zorluk yaşandığı ve neler yapılabileceği ile ilgili bir şey geçti aramızda. Ben bugün böyle çok hani formal bir şey anlatmak yerine katılımcıların sayısı da çok fazla değil. Biraz başlayayım, aktarayım, interaktif de yapalım istedim. O yüzden biraz böyle söyleşi gibi olabilir. Arada soru olabilir, örnek olabilir. Böyle ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir sunuma bağlı kalmadan konuşursak belki daha da akıcı olur diye düşündük Fercan'la. Tabii biz hani hekim olarak aslında her gün hastalarla karşı karşıyayız. Hasta dediğimiz zaman daha doğrusu istersen önce sağlığın tanımını yapalım. Yani Dünya Sağlık Örgütü işte ne demiş? Fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halidir demiş sağlık. Böyle baktığımızda hastalık bu alanlarda işte sorun yaşatan herhangi bir şey. Yani bu fiziksel, ruhsal sağlığı bozan herhangi bir şey oluyor. Tabii bu öyle bir şey olduğunda da fiziksel, ruhsal ve sosyal alandaki iyilik halinin bozulması aslında kişi için direkt bir stres etmeni oluyor. Ama biz dolayısıyla da aslında şöyle söyleyebilirim. Biz hekimler sürekli aslında bu hastalık nedeniyle aslında stres yaşayan, onun getirdiği belki yeti yitimleri, hastalığın getirdiği kayıplarla boğuşan, dolayısıyla bunun yükünü taşıyan ve strese giren bir kişiyle hep karşı karşıya kalıyoruz. Ve dolayısıyla da aslında sağlıklı değil, hasta bir bireyle karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden de hasta hekim ilişkisi bu anlamda çok önem taşıyor diye düşünüyorum. Hani böyle tanımlayarak girebilirim Fercan. Evet. Bilmiyorum. Hani Şimdi tabii karşımıza gelen poliklinik ortamında olsun, servis ortamında olsun, diğer kronik hastalıkların artık bakıldığı merkezler var. Diyaliz merkezleri, onkoloji tedavi merkezleri. Buralarda tabii biz çok sıkıntılı insanlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yüzden bir de bunların arasında zor hasta diye bir grup var. Onlarla da az evvel de söylediğim gibi çok sık karşılaşmaya başladık. Yani şimdi şöyle aslında hani biraz önce söylediğim gibi ilişki dedik. İlişki aslında insan insana olan ilişkiden çok farklı değil hasta hekim ilişkisi. Ama burada hasta dediğimiz zaman zaten zorlukla karşı karşıya kalan bir kişiyle ilişki kuruyoruz ve burada da aslında bu zorluğu çok yaşayan bireyler hekime zorluk çıkaran hastalar diyebiliriz belki. Yani aslında böyle baktığımızda da peki hastalık ne yapıyor insana diye bir soru geliyor insanın aklına.
Şöyle düşünmekte biraz fayda var. Sonuçta hastalık ciddi bir stres etmeni oluyor ve ciddi anlamda duygusal bir tepki çıkıyor insanlarda. Örneğin tabii ki bu konulan hastalığın tanısı, nasıl bir rahatsızlık olduğu çok önemli ama kişinin zihnindeki hastalığın anlamı da çok önemli. Bu ruhsal, duygusal tepkilerin derecesine ve çeşitliliğine sebep oluyor. Şöyle örnek verebiliriz. Bilmiyorum burada çalışan hekim arkadaşlarımız içinde var mı? Diyelim ki ölümcül bir hastalık tanısı konduğunda çok daha farklı oluyor ama diyelim ki basit bir taşıyıcılık, işte hepatit virüsü taşıyıcılığı ya da başka bir şey olduğunda tabii ki daha farklı oluyor. Fakat hastanın sahip olduğu hastalığın dışında kişinin hastalığı nasıl algıladığı da çok önemli. Örneğin aslında biz bazen çok basit tanılar koyduğumuzda hastalara, kişi eğer daha önce bununla ilgili olumsuz deneyimleri varsa ya da bununla ilgili farklı algıları varsa aslında basit olan bir hastalığı çok şiddetli, katastrofik yani yıkıcı ve sanki tüm dengelerini alt üst eder gibi de yaşayabiliyor. O yüzden de burada aslında hastanın algıları da çok işin içine giriyor. Yani bazen biz işte ne bileyim bir gerilim tipi baş ağrısı dediğimizde bu çok basit bir şey olabilir ama hasta bunu nasıl algılıyor, zihninde nasıl canlanıyor ve buna nasıl tepki veriyor? Bu anlamda çok önemli diye düşünüyorum. Örneğin burada şöyle bir örnek vermek isterim. Biz üniversitede, burada Hüseyin Hocam da var, bayağı oldu tabii, eski bir çalışma bu. Hepatit virüs taşıyıcılarıyla çalışmıştık. Aslında sadece taşıyıcı bireyler vardı ama psikiyatrik görüşme ve tanılarına bakmıştık. Çok ciddi depresyon tanıları çıkmıştı. Örneğin hastanın biri taşıyıcı olduğu için torununa bakıyorken ona bakmayı bırakmış, ona yemek yedirmeyi bırakmış. Sanki hastalığı çevreye yayacak ve kendisi de ilerleyecek, siroz olacakmış gibi bir düşünceye kapılmıştı. Bu da tüm ilişkilerini bozmuştu. Yani o yüzden hani karşımızda hasta bize zorluk çıkardığında ya aslında hastalığın çok da bir ciddiyeti yok gibi düşünmemek gerekiyor. Kişinin zihninde ne olup bittiği aslında çok önemli. Tabii bu hasta-hekim ilişkisi dediğimiz zaman hani girişte söyledim ilişki üzerinden gidiyoruz. Ama ilişki derken de aslında insan insana ilişkiden çok da farklı bir şey değil diye düşünüyorum ben ama hastayla tabii ki daha ciddi zorluklar yaşıyoruz. Ha bu anlamda da ilişkide en önemli şey iletişimdir. Yani iletişim nasıl kurulmalı, iletişim hastayla nasıl yapılmalı? Belki buna biraz dikkat çekmek iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü biz hekimler diğer meslek gruplarından farklı olarak insanla çalışıyoruz. Yani ve karşımıza geldiği andan itibaren sözlü sözsüz her türlü davranışımız, hareketimiz bu iletişimin içine giriyor. Yani bir etki tepki gibi de ortaya çıkıyor. Belki burada hani iletişim engelleri nedir? İletişimi kolaylaştıran faktörler nedir? Biraz bundan bahsetmek isterim eğer uygunsa. Çünkü buna dikkat edersek zaten zor hasta bizimle çatışan hastadır aynı zamanda. O çatışmayı çözmenin yolları da iletişim becerisinden geçen bir şeydir. O yüzden buna biraz vurgu yapmak istiyorum. İletişim derken her türlü duygu, düşünce, konuşma bunun işin içine giriyor. Hatta biraz önce söylediğim gibi beden dili bile giriyor. Yapılan çalışmalarda örneğin bakılmış ki hani böyle düşünürsek sanki söz daha öndeymiş gibi geliyor ama beden dilinin çok önemli olduğu görülmüş. Örneğin ilişkide, iletişimde neredeyse %60 beden dili. Yani oturuşunuz, tarzınız, mimikleriniz, bakışınız iletişimde çok etkili.
Bu anlamda tabii ki biz hekimler için aslında iletişimi en çok kolaylaştıran şey empati. Yani empati yapabilirsek zaten çatışmayı çözen bir şey. Yani çatışmanın anahtarı gibi düşünüyorum ben empatiyi. Bu beceri çok gelişmiş olduğunda aslında karşımızda zor bir hasta da olsa onunla bir kanal açıp iletişim kurabiliyoruz. Ya da tabii ki iletişim engellerini de söylemek gerekiyor. Örneğin yargılayıcı olmak, yorumlarda bulunmak, dinlememek, yani tam tersi iletişimi kolaylaştıran şey dinleme, empati. Empati göstermeme, dinlememe, yargılayıcı olma, söz kesme ve yorum yapma şey yapıyor. İletişimi engelleyen bir şey oluyor. Burada sadece hasta değil, örneğin kendi sosyal ortamlarımızdaki ilişkiler de böyle. Yani işte eşimizle olan, çocuğumuzla olan ya da arkadaşımızla olan ilişkilerde de bunlar çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden belki hani bunları bilerek ilerlemek bizim çatışmayı çözmemizde önemli diye düşünüyorum. Şimdi tabii böyle aktarınca sanki hekim hep hastayı anlamak, dinlemek ve çözüm üretmek zorunda olan kişiymiş gibi duruyor. Öyle de anlaşılıyor olabilir ama şunu söylemek istiyorum. Yani aslında biz bu becerileri geliştirip yaptığımız zaman kendi mesleki doyumumuz artıyor ve hastanın memnuniyeti de artıyor. O zaman da aslında biz ne yapmış oluyoruz? Bir anlamda işimizi daha iyi yapmış oluyoruz ve kendi mesleki doyumumuzu da daha iyi sağlamış oluyoruz diye düşünüyorum. Burada bilmiyorum soru var mı Fercan, açayım mı biraz empatiyi, nasıl ilerleyelim? Yani örnekler biraz verebiliriz. Sesin gelmiyor. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki hocam. Tabii. Acaba şu anki tıp eğitiminin veya tıpta teknolojinin çok ilerlemesinin muayenenin mekanik hale dönüşmesi ve hastaya anamnez için ayrılan zamanın azalması bizim iletişimimizi engelliyor olabilir mi? Yani tıp fakültelerinde tabii sizler eğitimcisiniz, biz mezun olduk. Sadece mesleki eğitimlerimize devam ediyoruz. Bunun bir katkısı olmuş olabilir mi acaba empati kurmaktaki düşüşü? Evet, zaten çok doğru, çok yerinde bir soru sordum. Politikaların da etkisi var. Tabii dışarıda 80 kişi beklerken anamnezi ayıracak vaktimiz de yok. Bu da bir gerçek. Ama ben şimdi kendi deneyimimi söyleyeyim. Ben de hasta oluyorum. Yaşım itibariyle bir takım sorunlarım var. Hekim arkadaşlarıma gidiyorum. Ben empati yapıyorum hekim olduğum için. Ama şöyle söyleyeyim. Şöyle bazen bakılmadığı oluyor. Şimdi çok doğru bir şey söyledin. Ben Gazi Tıp'tan mezunum. 91'de mezun oldum. Kendi tıp eğitimi içinde bizim hiçbir şekilde hasta-hekim ilişkisine yönelik, iletişim becerisine ya da hasta davranışlarına yönelik hiçbir ders okumadan ben bitirdim. Ama biz örneğin burada Cüneyt Hocam da var. Aktif eğitimde son yıllarda zaten bu eğitimde çok tartışılan bir şey. Aslında tıp fakültesi eğitiminde çocuklara iletişim becerisi dersi, davranış dersi konulması gerektiği yönünde çok ciddi çalışmalar var. Ve bizim örneğin Pamukkale Üniversitesi'nde aktif eğitim var. Biz Osman Hocam da burada. Çocuklara ilk 3 yıl iletişim becerisi dersi veriyoruz. Hem de uygulamalı. Aslında bu çok önemli çünkü psikososyal şeyi, yani hastanın psikososyal bir bütün olduğunu hekimler kaçırdığı zaman zaten bu iletişimde de ciddi bir kopukluk oluyor. İşte eğitimde bunun biyopsikososyal bütünlüğüne vurgu yapılıp bu beceriyi kazandırma yönünde bazı dersler konduğunda aslında bu donanımla mezun olan hekimin işi daha kolay oluyor. Yani neden? Çünkü zor hastayı yönetebilme becerisine de sahip oluyor. Ya da örneğin nasıl davranır, ne yaparsa
hastanın hani şeye, hekime nasıl diyeyim, işte senin verdiğin örnek gibi yüzüne bakma, onu onaylama, dinleme, bunları yaptığında hastayla iyi bir iletişim kurma ve bu tabii neyi sağlıyor? Aslında hasta uyumunu, tedaviye uyumunu ve hekimine güven duymasını sağlıyor. Bunu sağlayarak işbirliği içerisinde ilerlemeye sebep oluyor. Yani bu anlamda gerçekten çok önemli, ama dediğin gibi hani sonuçta biz de hekimler olarak bir sistemin içindeyiz. Yani bu kadar az bir zamanda hasta görmek de ne yapıyor? Zaman içinde hekimi yoran, tüketen bir şey oluyor. O zaman da hani gerekli ilacı yazıp bir an önce hastanın işini bitirme yönünde ne yapıyoruz? Mesleğimizi bu yönde yapıyoruz diyebilirim. Zaman içinde belki bu eğitimler kondukça hani bu anlamda zorlukla daha iyi başa çıkan hekimler alanda olabilir diye de düşünüyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Aslında hasta-hekim ilişkisi tamam, ama daha çok sorunlarımız hasta yakınlarıyla çıkıyor aslında. Evet. Hasta yakınları da hasta büyük olasılıkla. O empati yaparken hastaya olduğundan dolayı bir empatiden çok hasta yakınının hastası nedeniyle endişesini anlayabilmek lazım. Çok doğru. Hasta hakları kurulunda şikayetlere bakıyoruz. Hasta yakınları, hastanın kendisi değil şikayet eden, genellikle hasta yakınları. Hekimle olan sorunlar hasta yakınlarıyla çıkıyor gibi gözüküyor. Çok doğru. Zaten bizim aslında hastadan çok bazen hasta yakınlarıyla uğraşmamız gerekiyor. Yani onlar daha yorucu olabiliyor. Yani aslında hasta yakınlarında da ciddi duygusal tepkiler çıkıyor. Biri bir şey mi söyledi, pardon? Yok hocam. Tamam. Devam edebiliriz. Şimdi örneğin bir hastalık tanısı konduğunda belki şeyden biraz bahsedebiliriz. Kübler-Ross diye bir psikiyatrist var. Kendisi kanser hastalarıyla çalışmıştır ve bizim kitaplarımızda onun hastalığa ve krize karşı verilen evreler diye bir şeyi vardır. Çok geçer. Bunu çok kullanıyoruz. Ben bundan bir bahsetmek isterim. Yani diyelim ki hasta bir tanı konduğunda, dediğim gibi eğer algıları da çarpıksa, hani kötü bir hastalık gibi algılıyorsa hiç fark etmez tanının ne olduğu. Bir takım duygusal tepkiler veriyor. Örneğin ilk duyduğunda, eğer kötü bir hastalıksa özellikle, şokla karşılaşıyor. Şok ne demek? Şok aslında bir anlamda bilinçlilik durumunun kaybolduğu bir süreç gibi. Bu kişiden kişiye değişiyor. Daha çok tabii bu ağır hastalıklar, kanser tanıları gibi hastalıklar söylendiğinde ortaya çıkan bir şey. Benim bir hasta değil, yakınım vardı. Onun eşine prostat kanseri tanısı konduğunda, bu hasta yakını bana böyle anlatıyor. Bunu duyuyor birden, sonra oradan çıkıyorlar. O odadan çıktığım süreci, işte trafikten nasıl geçtim, arabaya nasıl bindim, kırmızı ışıkta mı geçtim, eve nasıl geldim, oraları hiç hatırlamıyorum diye anlatıyordu. İşte bu tam bir şok evresi. Şoktan sonra bazen inkar görüyoruz. Yani aslında hayır, böyle bir şey yok. Doktor bilemedi ya da tanı yanlış kondu, bana tetkikler yanlış yapıldı gibi bir inkar içine girip, örneğin sizin koyduğunuz tanıyı doğrulatmak için başka hekimlere gitme, başka doktorlara dolaşma ve sürekli tetkik yapıp... Burada benim her zaman fotoğrafım çıkmasın, nasıl sağlanıyor? Birinin ona sende böyle bir hastalık yok demesi. Yani bu bir tür inkar dediğimiz bir dönem. Bunlar böyle kısa haftalar sürüyor. Sonra bunun ardından gelen en önemli şey öfkedir, öfke. Bu öfkenin üstünde biraz durabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü aslında zor hasta öfkeli hastadır. Zor hasta yakını öfkeli hastadır. Çünkü o öfke, niye bu bizi buldu, neden ben bu hastalığa yakalandım gibi bir düşünceden de kaynaklanır. Ve bu öfkenin nesnesi
Nasıl olur? Değişir. Yani biz hastayla karşı karşıya kaldığımızda bir sürü şeye karşı duyduğu öfkeyi nesne olarak bize de projekte edebilir, yansıtabilir. Kızgınlık, işte sanki iyi doktor değilmişsin gibi imalı sözler gibi bir takım şeyler söyleyebilir. Burada hani hekim olarak buna vurgu yapmak istiyorum özellikle. Karşımızdaki hastanın işte kızgınlığı olabilir, kırıcı sözü olabilir, uygunsuz davranışı olabilir. Çok kişiselleştirmeden çalışmak gerekiyor. Yani aslında direkt benim şahsıma değil de aslında bir anlamda nasıl diyeyim, işte hekimlere, hastalığa, başka birilerine duyduğu bir şey yansıtıyor da olabilir diye bir parantez açmak çok iyi olur diye düşünüyorum. Yine tabii burada özellikle biz hekimlere, yani kliniklerde çalışanlar iyi bilir servislerde. Hastalar bu öfkeyi, kızgınlığı hekimden çok çalışan sağlık personeline, yardımcı sağlık personeline çok kolay çıkarır. Örneğin hemşireler çok daha fazla nasibini alır bundan. Diyelim ki işte tansiyonu ölçerken çok canımı acıttın diye bağırabilir, bir şey yapabilir. Buradaki şey aslında kızgınlık, öfke duygusu biraz da başka nedenlerden dolayı bize yansıyan bir şey diye bu parantezi kapatıyorum. Şimdi devam edecek olursak bunun ardından gelen şey pazarlıktır. Örneğin işte hekimine şey der, ya ben şu ilacı içersem, şu besini yersem, böyle davranırsam iyileşirim, değil mi? Ya da böyle bir şey içine girer. Bu aslında onun bir anlamda tedaviye uyumunu sağlayan bir şeydir ama hastanın yaptığı şey aslında pazarlıktır. Hani adını böyle koyuyoruz. Tabii tüm bunlardan sonra, birkaç hafta sonra aslında hastalığın ne olduğu, nasıl bir şey olduğu artık daha zihninde canlandığında depresyon gelir. Çökkünlük, işte isteksizlik, karamsarlık, mutsuzluk, hayattan kopuş. Bu da yine tedavi uyumunu bozan bir şeydir. Bu dönemi de atlattıktan sonra kabul edip, evet bu durum var, benim böyle bir rahatsızlığım var, ben bunu kabul ediyorum. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Artık tedavi için ne gerekiyorsa uygun seçenekleri seçeyim. Yeniden dağılan, bozulan düzenimi yeniden kurayım ve ilerleyeyim diye kabul ve uyumla biten bir süreç oluyor. Tabii bunlar böyle her hasta için bu derecede akan 3 evre, 4 evre şeklinde akan bir süreç olmayabiliyor. Farklı farklı duygularla da karşımıza çıkabiliyor. Ama ben bunu biraz aktardım ki hani böyle de bir süreç yaşıyorlar. Bunu anladığımız zaman belki çözüm önerileri de bizim için daha iyi olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum, buradan soru varsa devam edebiliriz. Gruptan da gelirse cevaplayabilirim. Evet arkadaşlar, söz almak isteyen arkadaşım varsa direkt katılabilir. Sıkıntı yok, bir problem yok bunda. Konuşmak isteyen, geçmişteki bir öyküsünü paylaşmak isteyen arkadaşım da olabilir. Deneyimlerini konuşmak isteyen olabilir. Hepimiz hemen hemen günde 3 tane ortalama zorlu hasta görüyoruzdur. Üstümüzdeki tabii sağlık yapılanmasının, yani son dönemde bakanlığın ortaya çıkardığı tamamen özelleşme, devlet hastanelerinde performansın gündeme gelmesi, aile hekimlerimizde yeterli imkanın tanınmaması da herhalde bu empatide, bizim empatimizin geride kalması, kendi içimize dönmemizi sağlayıp belki de hastalardan bizi uzaklaştırıyor olabilir mi? Yani biz eziyet görüyoruz, o zaman niye hizmet ediyoruz? Ben de hizmetimi esirgeyeyim gibi düşünüyor olabilir miyiz altta acaba? Yani evet, çok doğru. Çünkü aslında
belki şeye biraz girebiliriz. Yani hekimlerde yaşanan o tükenmişlik yaşanıyor. Ha, öyle olduğunda tabii ki hani nasıl bu tükenmişlik işte isteksizlik de yapabiliyor, yorgunluk, bitkinlik, karamsarlık. Ha, böyle olduğunda zaten nasıl sadece hastayla olan ilişkisi değil, aslında tüm yaşamını etkileyen bir durumun içine de girmiş oluyor. Bu anlamda aslında kendimizi nasıl koruyabiliriz de sormak gerekiyor. Yani o zaman hani bu kadar yük altına girip tükenmişliği de yaşıyorsa hekim kendini nasıl koruyabilir? Tabii ki burada aslında biraz önce sen vurgu yaptın. Yani çalıştığımız ortamlar çok önemli. Yani hangi kurumda çalışıyoruz, hangi hasta grubuyla çalışıyoruz. Kronik örneğin sizin gibi diyaliz hastalarıyla çalışıldığı zaman bu daha belki sıkıntılı bir hal alıyor ama daha farklı, daha rahat koşullarda çalışan hekimler için çok böyle olmayabiliyor. Tabii biz eğer bu şeyi değiştiremiyorsak, yani hani bu çalıştığımız kurumun yoğunluğunu ve nasıl diyeyim koşullarını, belki kendimiz için ne yapabiliriz? Bunu biraz düşünmemiz gerekiyor. Ben burada kendimizle ilgili farkındalığımızın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani işte bazen o sistemin içinde çok kendimizi tüketerek devam edip bize ne olduğunu da çok düşünmeden ilerliyoruz. Sonra işte bir zaman geliyor aslında bir sürü şeyi tüketmişim gibi düşünüyor insan. Ha, bu anlamda kendine zaman ayırma. Eğer tabii oradaki koşulları çok düzeltemiyorsak, yani bilemiyorum şeyi ama belki ara ara izinler kullanıp işte bu izinlerde bize iyi gelen şeyleri yapma. Onu alamıyorsak da yaşamımızın içine işte böyle nefes alabileceğimiz bazı uğraşlar, etkinlikler, hobiler yerleştirme. Tabii bir, örneğin şu an biz COVID dönemindeyiz. Ciddi bir salgınla ne yapıyoruz? Başa çıkmaya çalışıyoruz. Bu salgın aslında bizim aynı zamanda bizi rahatlatan sosyal ortamlarımızı da elimizden aldı. Hani sosyal ilişkiler, paylaşım, ne bileyim bir sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek, bir konsere gitmek, bunlar da çok insana iyi gelen şeyler. Bunları da kaybetmiş olmak belki şu anda daha riskli bir konuma düşürdü hekimleri diye düşünüyorum. O anlamda da böyle yapamaz, yani bu sosyal şeyi çok yapamasak da bireysel bazı şeyleri, bize iyi gelen bazı şeyler, işte örneğin biraz önce Hüseyin Hocam dağdaki fotoğrafını koymuştu. Yani doğayla doğaya çıkmak, doğa sporlarını yapmak, yürüyüş yapmak gibi daha böyle bireysel yapabileceğimiz, işte fotoğrafçılık olur, başka bir şey olur. Daha böyle bireysel yapıp kendimize nefes aldırabileceğimiz durumları, koşulları yaratmak çok iyi, çok önemli diye düşünüyorum. Tabii paylaşım da çok önemli. Yani örneğin ekiple çalıştığımızda bu bizim çok işimize yarıyor. Yani bir ekiple birlikte olduğumuzda bir sürü şeyi paylaşıp destek olabiliyoruz. Bu da önemli. Örneğin bizim şu anda burada yaptığımız, belki bu hani internet ortamında yaptığımız bu paylaşımlar da çok önemli diye düşünüyorum. Ondan biraz önce de söyledim. Yani bu hani son bir ay neredeyse hemen hemen her hafta yapılmış. Bu da aslında hekimlere iyi gelen bir şey diye düşünüyorum. Buradaki paylaşımların da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Bir arkadaşım söz almak istiyor. Tabii. Merhaba hocam. Merhaba. Bizim tabii sıklıkla karşılaştığımız şeylerden bir tanesi de psikozlu hastalar. Yani madde kullanımı olan, ilaç talepleri olabilen, ilaç, yani işte kırmızı yeşil reçeteli ilaçları talep eden hastalar geliyor. Sözel ya da göz kontağı kurmakta zorlanabiliyoruz. Bunlar bizi zorlayabiliyor. Yani ara ara çıkıyor, çok sık olmamakla birlikte. Biz bu hastalara nasıl yaklaşabiliriz? Nerede çalışıyorsunuz Selda Hanım? Ben Denizli merkezdeyim. Aile hekimiyim. Şoförler odasında. Hı hı.
Şimdi aslında şeyi ayırmak gerekiyor. Yani ben biraz hani hastaların normal duygularından bahsettim hastalığa karşı verilen, ama tabii ki bir şey de çok önemli. Zor hasta dediğimizde aslında kişilik patolojisi olan hastayla karşı karşıya kaldığımızda da bu bizi çok zorluyor. Ya da psikopatolojisi olan hasta, işte örneğin madde bağımlısı ya da kişilik bozukluğu olan, yani örneğin sosyopatik bir hasta. Burada şöyle hani genellikle bağımlılar hani davranım sorunu çok olan bireylerdir. O yüzden bu hasta grubuyla karşı karşıya kaldığında aslında biraz şeyi de kendimizi korumamız gerekiyor. Yani nasıl diyelim ki, işte şey örneği verdin değil mi? Yeşil kırmızı reçete yazma. Ona nasıl evet. davranalım? Şimdi yazmıyorsunuz herhalde değil mi? Ya da yazıyor musunuz? Nasıl bir güçlük çıkarıyor evet. size örneği? Böyle ilerleyelim örnek üzerinden. Örneğin dün bir hastam geldi. Genç, uzun yıllardır tanıdığım bir hasta. En son birkaç ay önce tutuk evinden çıktı. Çalışma yetisi yok. Daha önce bir kafa travması da geçirmişti yıllar önce. Yani aslında bakarsanız ölümden de döndü. Buna rağmen hayatta. Fakat işte herhangi bir psikiyatri hekiminin kayıtlı bir ilacını ben enabız sisteminden göremedim. Herhangi bir raporu yok. İlaç yazdırmaya geldi kafasına göre. Kontak kurmakta zorlandım. Ben tabii ki bir psikiyatri uzmanına yönlendirmeye çalıştım ama beni zorladı açıkçası. Evet, tabii. Zorladı. Şimdi şöyle ilerleyelim mi? Ben böyle biraz bu örnek üzerinden gideyim. Sen istersen yine orada sorularını sor. Şimdi böyle olduğunda benim önerim mutlaka oturtup dinleyin. Yani çünkü kendisinin dinlendiğini ve anlaşıldığını hissetmesi gerekiyor. Yani evet, tamam, gel otur. Sıkıntın ne? Derdin ne? İşte şu ilacı yazdırmak istiyorum. O tamam, peki bir, ama önce benim seni anlamam gerekiyor. Nasıl bir sorunun var? Sıkıntın mı var? Uyuyamıyor musun? Başın mı ağrıyor? Problemin nedir? Dinleyeyim, yardımcı olayım sana. Söyledi mi? Sen istersen onun rolünden git, ben de senin rolünden canlandıralım biraz. Evet. Aslına bakarsanız uzun yıllardır ailesinde tanıdığım bir hasta. Çok sahiplenici bir ailesi de var. Eşi Hı-hı. çok iyi. Sizin söylediğiniz gibi ben hastayı kabul ettim. Lütfen otur dedim. Direkt ilaca girmeye çalıştı. Otur dedim. Hani sorun nedir? Ne kullanıyorsun? Evet, dinleyeyim. Seni anlayayım. Evet. Bu, ama orada mesela eşine yüklendi. Eşine bir eşinin onu yanlış bir şekilde olmayan bir rapor, olmayan bir ilaç için sanki eşi yönlendirmiş gibi davrandı. Neden bu kadın bunu yapıyor? Yani eşine orada bir öfkeli sözler sarf etti. Değildi hocam, yalnız gelmişti. Ha, yalnızdı. Evet, peki tam böyle küfür sarf ettin de hemen. Hayır. Hemen evet. şey diyebilirsin. Anlıyorum ki çok kızgınsın. Hı hı. Anlıyorum ki çok kızgınsın. Evet. Belli ki seni etkileyen, sıkan olaylar yaşamışsın. İstersen şu anki durumuna tekrar geri dönelim. Şu anki durgun durumun nedir? Onu bir söyle bana. Yani burada örneğin bak şöyle evet. empati yaptım aslında. Yani eşine... Hı hı. Yani öfkeyi ona, sana, herkese yansıtacak belli bir hasta. Evet, evet görüyorum ki çok kızgınsın. Belli ki seni geren, sıkan bir şeyler yaşamışsın. Aha. Bunu anladım. Peki, şu anda durumun ne? Ne için geldin bana? Ne istiyorsun? Diye sorabilirsin. Yani hani nasıl bir yardım bekliyorsun benden? Deyip toparlama. Evet. Ona izin vermeden, arada onu durdurup kesip, toparlama. Nasıl bir yardım istiyorsun dediğinde ne dedi? Aslında ilk öncelikle amacı ilacını yazdırıp gitmekti. Fakat evet. Sizin söylediğiniz gibi ben yaklaşmaya çalıştım. Fakat beni dinlememesi, göz kontağı kurmaması, işte eşine sitem etmesi beni rahatsız etti. Sanki Hı-hı. bir adım sonrasında
kontrolden çıkacakmış korkusu duydum açıkçası. Ama bir şekliyle hani uzun yıllardır tanıdığım bir aile olduğu için ve her zaman böyle bir yapısı yok. Belki son dönemde bir tekrar madde kullanımına geçti. Bilemiyorum ne kullanıyor. O yüzden ben aslında mutedil davranmaya çalıştım. Yani sistemin nasıl işlediğini, benim bu koşullarda ona sözlediği ilaçları yazıma yetkimin olmadığını, ona yardımcı olacak bir psikiyatri hekimine başvurulması gerektiğine, yani ara böyle kısa cümlelerle, biraz tekrarlarla belki, kabullendirmeye çalıştım açıkçası. Aha. Sonra çok da ısrar edemedi çünkü biliyor belki zaten de hani hekim olarak bize. Çok güzel yönetmişsin Selda Hanım. Yani şimdi tam orada buraya gelmişsin, ben hekimim, doktorum. Yani ben sana yardım edeceğim tabii ama nasıl bir yardım istiyorsun benden? Bana şu ilacı yaz. Tamam ama o, yani onunla ilgili problemin ne? Ben ona göre karar vereceğim. İşte sıkıntın mı var, uykusuzluğun mu var, gergin misin, öyle mi böyle mi derse. Bana illa bu reçeteyi yaz derse yine söylediği reçete ne bilmiyorum işte. Kırmızı yeşil reçete bir şey istiyor değil mi? Evet, evet. Bunu herhalde şöyle yapabilirsiniz. Yani bunu herhalde var olan bu, biraz önce de anladım, çok kızgın ve gerginsin, gerginliğini, sıkıntını, huzursuzluğunu gidermek için istiyorsun herhalde değil mi bu ilacı? O da evet der olasılıkla, tamam. Fakat ben sana yeşil kırmızı yazamam ama seni biraz rahatlatan bir şey vereceğim, bunu yazayım. Ne olabilir? İşte bir şey olabilir, basit bir ilaç. Billaroksil olabilir, bir işte böyle biraz ona iyi gelebilecek bir Sprelex olarak uyduruyorum, yani bir antidepresan, bir anksiyotik, hemen ben bunu yazayım. Bu aslında senin sıkıntını, gerginliğini alacak ama o bahsettiğin ilaçları yazamıyorum. İstersen sen bunu al biraz kullan ve o ilaçlar için bir psikiyatriste git diyebilirsin. Hani böyle bir örnek olabilir ama evet. Ama diyelim ki buna rağmen şeyse, agresifleşecek, saldırabilecekse hemen mesafeni ayarlayacaksın bir kere. Vurma mesafesinde de, yani bir iki metre uzakta duracaksın ve güvenliğini çağıracaksın. Yani çağır, güvenliğini çağır o sırada. Ve bütün bunlara rağmen sana şiddet uygulama girişiminde bulunma riski varsa, dediğim gibi mesafeni ayarla ve güvenliğini çağır, hastayı çıkar. Güvenliğimiz yok hocam ama yok. Bir şekilde ya da ne şey olabilir bilmiyorum, bir sağlık personeli birini çağır ve evet. Hastayı hani çıkar eğer şiddet eğilimi göstereceğini hissediyorsan. Ama tüm bunları yaptığında zaten genellikle hasta ikna olur, verdiğin ilacı alır ve gider diye düşünüyorum, ciddi bir sosyopatisi yoksa, yani antisosyal değilse. Ben sorumun cevabını aldım sanırım hocam. Yani hastayı ikna edecek bir, dediğiniz gibi ilaçlardan belki alternatif bir şey sunup göndermek aslında Selda, mantıklı olabilir. Evet. Yani onu bak, ben hiç düşünmedim. Onu ikna etmek değil aslında. Yani evet. Seni dinledim, seni anladım ve gördüm. Çok kızgınsın. Eşine sarf ettiğin cümlelerden anladım. Kendini kontrol edemiyorsun. Farkında mısın? Öfkeni de kontrol edemiyorsun. Evet. Sana bu anlamda iyi gelecek bir şey yazayım ben. Ama zaten yeşil kırmızı reçeteler bunu düzeltmeyecektir. Ben sana bak böyle bir şey yazayım. Sen bunu al ve lütfen bir psikiyatriste git. Ondan daha iyi yardım al. Teşekkür ederiz. Evet. Başka arkadaşım, kendi tecrübesini paylaşmak isteyen arkadaşım varsa buradan lütfen söz alsın. Ben şimdi burada az evvel Sevtap Hanım'la konuşurken şunu fark ettim Figen Hocam. Biz hastayı sanırım ikna etmek için çok çaba gösteriyoruz. Belki benim hasta grubumda yapılan bir şeydir bu. Ama genelde de şimdi Sevtap Hanım'ın da tecrübesinden benim anladığım kadarıyla hastayı ikna etmeye çalışmak çok doğru bir şey değil mi acaba? Ya bu ikna olmuyor aslında. Bu yine aslında işimizi yapmak oluyor aslında Fercan'cığım. Yani onu dinleyip anlayıp onun nasıl bir yardım istediği ve ona ne verebileceğimizle ilgili bir şey biraz. Evet. Yani senin kendi örneğin varsa onunla da ilgili ilerleyebiliriz. Yani şöyle, diyaliz hastası.
haftada 3 gün görüyoruz biz birbirimizi. Yani hasta hekim ilişkisinden daha farklı bir boyuta geçmiş oluyoruz. Ve hasta her gördüğünde beni iştahsız olduğunu söylüyor. Evet. Ve sen hep dinliyorsun. Evet. Evet. Ya şimdi tam da burada da o zaman bir şeye gireyim ben. Hasta psikolojisinde en çok gördüğümüz şeylerden biri de regresyondur. Yani gerileme, yaşından geriye gitme ve çocuksulaşma. Regresi olup çocuksulaşır ve hekimini ebeveyni gibi görmeye başlar. Evet. Senin örneğin hasta hekim ilişkisinden biraz farklı bir boyuta da geçmiş olabiliriz dedin ya. Yani burada işte biz psikiyatride kullandığımız dil transferans, kontür transferanstır. Yani hastanın hekimini kendi zihnindeki o ilk nesne temsilleri dediğimiz anne, baba, abla falan gibi bir yere koymaz. Yani ve böyle olduğunda da o kadar çok ilgi ister ki. Ve bir anlamda bir bak bağ değil de bir bağımlılık gibi gelişir. Zaten genellikle bağımlı kişilik özelliği olan kişiler bunu çok yapar. Bu bir anlamda iyidir çünkü seninle işbirliği içine çok girer, söylediğini dinler. Ama bu zaman içinde hekimi tüketen bir şeydir. Tıpkı böyle hani annesinden ister ya, anne bana şunu yap, anne bunu getir, bunu yapmalısın, mecbursun. Bak o işte vizite geldiğinde o hastayla çok konuştun, benimle az konuştun, ona iyi söz söyledin, benim hatırımı sormadın gibi. Yani hani böyle olduğunda artık hekimi yoran bir boyuta geçmiştir. Sanki senin de bir ilgi isteği var gibi algıladım hastada. Ne diyor? Sürekli halsiz miyim diyorduk. İştahsız. Ama üremiden dolayı zaten hastalarımız bizim iştahsız oluyor. Yani çok iştahlı. Yani evet. Yani iştahsız. Evet. Hani hep bunu söylüyorsa. Evet. Sen de şey yapma. Yani şunu öneririm. Zaten tedavisini alıyor falan. Onun o getirdiği semptom üstünde durmamalısın belki de, anlatabildim mi? Başka ya onu söylüyor ama yapılabilir. Yani örneğin tamam ama sen iştahsızsın ama belki işte ihtiyacın olanı yiyorsun, beslenmen iyi aslında deyip bu şikayetin var ama aslında bak bu da düzeldi, bu konuda iyisin. Yani ne bileyim, halsizliğin yok, daha iyisin. Yani onu biraz daha olumlu bir şeye taşımak, ondaki düzelmeleri ona gösterme. Yani işte uyduruyorum, ne bileyim, başın ağrıyorsa başın ağrımıyor, halsiz değilsin, daha iyisin gibi bir şey söyleyerek ayrılma. Yani o aslında kendi zihnindeki şeyi sana da yansıtıyor, sen de onu alıp o çözümsüzlük içinde boğuşturuyor gibi oluyor bir anlamda hasta hekimini. Ya da işte ben tabii hastayı bilmiyorum ama böyle biraz ilgi beklentisi. Oradan hep böyle bir ilgi ihtiyacı şey oluyor olabilir. Bazen sınır koymak iyi geliyor o anlamda hastaya. Yani mesafeyi ayarlamak iyi oluyor. Evet. Kendimizi korumak açısından da hasta hekim ilişkisinde işte özellikle böyle bağımlı olan, regresi olan hastalarla sınır koyabilmek işe yarıyor. Bilmiyorum yeterince oldu mu cevap? Gayet güzel oldu. Teşekkürler. Füsun Hocam söz istiyor sanırım. Elini kaldırmış. Dinliyorum Füsun Hocam sizi. Merhaba, merhaba. Merhaba Füsuncuğum. Şimdi zor hasta konusunda bizim kronik ağrılı hastalarımız tabii akut tabloların biraz daha dışında. Madem örneklerle gidiyoruz, şimdi benim elimde olan bir hastayla ilgili bir görüşünü almak istiyorum senin. Tabii. 26 yaşında bir erkek hasta, bana başvuru şikayeti boyun ve sırt ağrısı. Ve çok şiddetli sırt ağrısı, böyle yatarken yastıkla falan destekliyoruz ilk aşamada. İşte uykuları düzensiz vesaire. Önce böyle bir tedirgin ruh hali var. Yani işin aslı, hani saçma gelmesin size ama genç erkek sırt ve boyun ağrısı olduğu zaman zeminde muhakkak bir şey var, yani bir psikiyatrik bir sıkıntı var. Neyse, bu çocuğun tedavisine başladık biz. Geldi gitti, ağrı böyle yavaş yavaş azaldı. Sen de biliyorsun, benim klinik hemşirem de sizin 30 yıllık hemşireniz. Psikiyatri hastalarına çok hassas. Evet.
Ve onunla çok da güzel iletişim kurdu. Ama bu sonra şöyle bir olaya evrildi. Mesela muayene bulguları falan gayet iyi ama hala bize tedaviye gelmek istiyor. Ben sonunda dedim ki bu yani ağrın varsa hala daha artık evet bana gelme. Zorla onu yolladık. Evet. Şimdi zorla ben onu üniversiteye yolladım. Sizlerin ismini verdim. Selim'den bulmuş girmiş. Selim bunu dinlemiş gayet güzel. Efek sorunu yazmış. Valla bir hafta falan kullandı efek soru. Sonra onu da bıraktı. Ben de bu sefer set çektim. Dedim ki yani burası bir özel muayenehane. Benim sana bundan sonra katkım yok. Gelmeni istemiyorum dedim. Yani bu bana doğru gelmiyor. Şu anda senin gitmen gereken yer psikiyatri. Bu senin ağır bir psikiyatri hasta olduğunu göstermiyor. Ama tedavin için bir yardıma ihtiyacın olduğunu ve bu yardımı benim sana sağlayamadığımı gösteriyor dedim. Doğru. Yok yani şimdi evet. Ya bu hasta Füsun bizim somatizasyon bozukluğu dediğimiz işte ya da psikosomatik gruptan bir hasta olasılıkla. Duygularını dillendiremeyen, duygularını anlatamayan, ifade edemeyen hastalar, kişilerde duygu bedende çıkıyor. Yani bedende ağrı oluyor, bedende uyuşma oluyor, bedende karıncalanma oluyor. Bir sürü işte eli kolu tutmuyor, bir sürü somatik şikayet çıkıyor. Ya işte bu ağrılar için size geldiğinde de hani yaptığınız girişimler, işte aldığı o seanslar falan hem ağrıya biraz iyi gelmiştir hem de besledi dediğim yani ruhsal olarak da o şeyi beslenmeyi almıştır. Hani zaten somatik olduğu için tedaviyi de somatik isterler bunlar. Yani böyle bir şey tutulsun, bir ısı verilsin, bir şey olsun. Ona daha yatkındır psikiyatrik tedavidense. İşte tam da böylesi bir hasta. Belli ki aslında psikiyatrik tedaviden çok yine somatik tedaviye. Ama işte hasta-hekim ilişkisinde biraz önce Fercan'da bahsettiğim o bağımlı kişilik yapısı da varsa şey yapıyor. Yani oradaki ilgi, alaka, yapılan tedaviler ona iyi geliyordur. Devam etmek istiyor olabilir. Yani bu gerçek bir şey değil. Nasıl diyeyim? Sizin işte psikiyatrik tedavide gördüğünüz hastalardan değil. Tam bir psikiyatrik bozukluk gibi. Evet, evet. Aslında güzel bir yardımla birlikte bana gelse ben ona daha fazla faydalı olacağım. Benim de tedavi alanımı manasız bir şekilde genişletiyor. Yani ne kadar ben odaklaşırsam bir konuya o kadar rahat yardımcı olabilirim hastaya. Ama yani daha yeni bu hafta geldi, Allah'ım gene geldi falan olduk yani. Bu sefer dedim ki seni tedaviye alırım tek şartla yani. Psikiyatriye de gideceksin. Tamam. Evet, doğru. Gideceksin. Evet. Başka şekilde tamam dedi, gitti bakalım ne olacak. Şimdi Nursel ablasını ablam nerede diyerek de muayeneye girip kendisini bir yatağa atıp işte onun bir abla ihtiyacı varmış demek. Tedaviyi yaptırdım o İlki ve abla evet. Yani. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Güzel bir örnek. Evet. Evet. Devam edebilir miyiz sorulara? Tabii ki. Buyurunuz. Yani bu malum şeyden bilgisayar Google şeyinden sonra Google doktorları dediğimiz bir hasta sahipleri de var. Yani şu olabilir mi? Şu tahlilleri istiyorum. İşte B12 eksikliği olabilir mi? Yok antibiyotik şart mı veya tam tersi yazmayacak mısınız? Olmazsa ne olur? Filan gibi hani gelip akıl verenlere veya belli bir kafasına takılmış şeylerle gelenlere nasıl davransak daha uygun olur size? Ya şimdi çok doğru böyle araştırıp okuyup bende bu var, o bu iyi gelir, şu tetkiki isteyin deyip gelen hasta bayağı fazla. Ya burada ben yine aynı şeyi önereceğim. Yani gerçekten şikayetin ne? Ne durumdasın? Hani bir dinleyip anlayıp hastalığının ne olduğunu anladıktan sonra hekim olarak
ben bunları isteyeceğim, bunlar gerekli, diğerleri ne gerek görmüyorum deyip hani ona yönelik teklikleri istemek de fayda var diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum yani, yine de ikna olmazsa bilmiyorum yani, hani hasta yanlış bilgiyi nereden almış, nasıl bir bilgi bu, onu anlamakta fayda var. Onu düzeltmek gerekiyor o zaman. Yani belki şeyi sormak iyi olabilir. Yani hani sen bu tetkiki ne için istiyorsun? Hani şimdi çok iyi şey yapamadım. Diyelim ki bizim bakmak istemediğimiz ne var istediği tetkik? Hani MR mı istiyor neyim bilmiyorum. Ya yani MR, bizim psikiyatride çok yaşıyoruz bunu. Bir beynimin görüntüsünü görmek istiyorum. Yani bir çekilsin diye çok ısrar ediyorlar. Aslında biliyoruz yani beyinde yapısal bir şey yok. Onu hani bununla ilgili böyle bir bilgiyi nereden aldın? Kim sana söyledi? Doktor mu söyledi? Nerede öğrendin? Ona izah edip açıkladığında aldığı bilginin yanlış olduğunu söyleyip bizim işte nasıl diyeyim, bu hastalığın oluş nedenini anlatıp onu bilgilendirmekle aslında bir biçimde burada ikna etmiş oluyoruz. Buradaki şey ikna oluyor biraz. Ama ben burada bilgilendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum yeterince cevap oldu mu? Sanırım anlatılanlardan hasta, zor hastaları grupladık sanki Figen Hocam, ister istemez değil mi? Bir psikiyatrik, evet, bozukluğu, temelde gerçekten psikiyatrik bozukluğu olanlar. Kronik hasta olup umudu olmayıp bir yere bağlanmaya çalışan bir grubumuz var. Bir de gerçekten aslında ilgi bekleyen, gerçek hastalığı olmayan ama işte bir şekilde somatizasyon yapmaya çalışanlar var. Acaba toplum olarak böyle hepimizin bir ilgiye mi ihtiyacı var? Bu konuda ne dersiniz? Yani gerek güncel hayat, gerek iş yükümüz bizi böyle, yani tüm toplum olarak ama sadece hekimler olarak değil, hepimizi bir sıkıştırmış. İlk gideceğimiz yer hekimler olduğu için işte ilk derdimiz dinlensin diye bizlere mi geliyor insanlar? Vallahi tabii yani ilgi ihtiyacı hepimizin var, hiç bitmiyor, 7'den 70'e yani. Bu ilgi öyle bir şey ki bizim ruhsal beslenme kaynaklarımızdan biri tabii. İşte belki de işte yakın çevresinde çok bulamadığında bedensel yakınmalara dönüştürüp hekimlere de geliyor bu hasta grubu. Doğru, böyle bir şey var. Hani bunları iyi tanımak iyi olur. Percamcığım, bir soru var galiba. Kaan Narin diye bir şeyde böyle elini kaldırdı bir arkadaş. Bakayım. Arkadaşım direkt söze girebilir. Kaan Narin. Kimse? Benim oğlum. Onun bilgisayarından bağlandığım için. Ayşe merhaba. Merhabalar. Merhaba Figen Hocam. Merhaba. Şimdi biraz önce Füsun Hocam'ın da bahsettiği gibi aslında bize de dermatologlara, plastik cerrahlara da çok fazla bu tip vaka geliyor. Özellikle bize de hani piyangodan bazen dismorfik bozukluğu olan hastalar geliyor. Tabii biz mümkün olduğunca eğer bunları tanıyabilirsek uzak durmaya da çalışıyoruz. Evet. Onları hani mutlu etmek imkansız. Ama tabii bazen hasta kendini çok açık etmiyor. Sonradan bunun farkına varıyoruz. Bazen hasta karışıklığının hızlı döngü olduğu zaman atlanabiliyor bu. Ve hasta defalarca sizi işte biliyorsunuz WhatsApp'tan, telefondan sürekli taciz ediyor. Hmm. O hastalarda bir tane hasta mesela çok ilginç, hala arada bana yazar. Fotoğrafını çekmiş, yüzümü mahvettin diye. Gecenin bir vakti. O kadar hani korkunç gözüküyor ki gerçekten yüzü. Ne yaptığımı hatırlayamadım o anda. Yarın muhakkak gelin dedim. Peki, geldi. Hasta
böyle flu ışıkta dalgalı bir görüntüyle fotoğrafını çekmiş. Kötü göster. Hiçbir şey yok. Evet, yüzünde hiçbir şey yok. Ve böyle bir kaç defa bana yazdı o hastayla. Bayağı zorlandım. Bu tip hastalar karşımıza çıkıyor. Ve sadece ben ona hastaya botoks yapılmış, o botokstan memnun kalmamış, botoks erken çözülsün diye bir serum var, ondan yapmıştım. Hani daha erken sonlansın botoksun etkisi diye. Benim yaptığımda tek şey o. Yani onda doku erimesi yapacak bir şey değil. Yani bu tip çok vaka var tabii. İlk önce dinledim, aynada gösterdim. Fakat hasta tabii o gün o anda biraz yatışıp gidiyor. Ertesi günü tekrar aynı şekilde ya da 3 ay sonra da durduk yere yeniden o dönüşü yapıyor. Bu tip hastalar da bizi zorluyor. Hani yalnız böyle bu hasta şöyle, hani vücut dismorfik bozukluğu olan zaten cerrahlarla size çok, plastik cerrahlarla evet, size geliyorlar. O hastaları anlamak çok zor olabiliyor ama zaten onlar çok da doktor gezen, yapılan evet, hiçbir şeyden memnun olmayan hastalar. Doğru. Onu hissettiğinizde hiç, yani müdahalede bulunmadan önce psikiyatriste yollamanızı öneririm. Yani hı hı, önce bir psikiyatriste git, bir görür. Çünkü ben aslında söylediğin şeyi hani böyle dışarıdan baktığımda öyle görmüyorum. Hani bu algılarınla da ilgili olabilir, bir görün falan diye yönlendirmeniz iyi olur. Değilse yine böyle hissediyorsanız ve yine gelip bir şey yaptırmak istiyorsa yapmayın derim ben size. Çünkü yaptığınız hiçbir şeyden memnun kalmayacak. Ama bu verdiğiniz hasta örneği vücut dismorfik bozukluğun dışında daha çok böyle sanrısal bozukluk gibi bir şey. Yani ne yapıyor? Şey yapıyor, yüzümü mahvettin diyor. Yani evet, yaptığın şeyi beğenmedim, iyi olmadı demiyor. Vücut dismorfikler daha çok böyle yapar. Ya olmadı, bir daha yap, burayı yap. İstediğin gibi olmadı. Ama bu şeyi yapıyor, seni tehdit ediyor. Aslında. Evet. Evet. Biraz, sen evet, öyle. Diyor. Sen bana kötü bir şey yaptın diyor. Yani bu daha böyle sarımsal paranoid bozukluk gibi. Daha tehlikeli bir hasta grubu bunlar. Onlar da, yani o hastayı ben de tehdit ettim mesela. Seni dava edeceğim dedim. Evet, ben de onu diyecektim. Yani sınır koyup yasal gibi böyle yaparsan yasal yollara başvururum da denmesi gereken bir hasta bu. Çünkü bu hasta böyle psikoz gibi, psikoz sınırında bu. Yani psikoz sınırında evet, yani şey yapıyor, halbuki de şunu yapıyor. Aslında kendi algısıyla ilgisi yok bak. Fotoğrafını kötü çekiyor, sana onu yolluyor. Evet. Seni zor duruma sokuyor. Ertesi gün geliyor ve senle uğraşıyor. Bu senle uğraşıyor. Anlatabildim mi? Yani burada bir paranoya var olasılıkla. Seni korkutma, tehdit etme, zor duruma sokma. Bu tehlikeli bir hasta. Yani ne diyorsunuz? Psikotik bir vaka. Olasılıkla. Ben olasılıkla şimdi koyamam da yaptığı tabii, şey doğru, yargılama. Yani ya kişilik bozukluğu bu. Doktorla uğraşarak, ona tehdit ederek böyle bir şey yapıyor ya da psikotik bir şeyi var. Çünkü ya, evet, yani ya bir şey yapıyor, bir davranış bozukluğu var onda. Hani burnumu yaptın iyi olmadı demiyor, kötü bir fotoğrafını çekip sana yolluyor, beni mahvettin diyor. Evet evet. Yalan da yani, söylüyor. Tabii doğru. Yani bu vücut dismorfikten farklı. Bu hastalar evet. Yani yine bilgilendirme, doğru yaptığını söyleme, nasıl bir yardım istediğini anlama ama onunla devam etmemek gerekiyor. Yani müdahale de etmemek gerekiyor bence. Evet. Dersin üstlenmemek gerekiyor. Doğru doğru, teşekkür ediyorum. Efendim, bir şey yaptınız mı? O sizi tehdit edince nasıl bir tehdit? Ben şöyle dedim, benim elimde deliller var, sizin... çünkü bir kere görmüşüm ve sadece bir kez işlem yapmışım. Evet. Onda da işte bir serum enjekte ettim ve o serum zaten kesinlikle hani mezoterapi ürünü gibi bir şey. Kesinlikle öyle bir yan etkisi yok. Hı-hı. Görünürde de hiçbir klinik bulgusu yok zaten hastanın ve sürekli olarak tehdit ediyor. İşte sen beni mahvettin, işte sen şöylesin, sen böylesin, senin dava edeceğim. Tabii ki beni dava edebilirsin.
Bir daha da ama bana mesaj yazarsan ben seni dava edeceğim dedim. Sen yani savunmasız gördün ve bana saldırıyorsun. Evet. Bu yüzden ben de seni dava edeceğim. Çünkü ben de hani yumuşak bir insanımdır. Evet. Çok sert bir karaktere sahip değilim. Muhtemelen de beni seçti o yüzden. Olabilir. Daha önce durdun mu? Kesinlikle bir daha yok. Yani durdurmak gerekiyor. Hastayı durdum. Ben doğru bir şey yaptım burada, yanlış yok. Lütfen bir daha bana gelme. Sana ben yardım edemeyeceğim. Bununla ilgili başka insanlara, hekimlere gidebilirsin deyip kesmek gerekiyor. Yani öyle mi, ben düzelteyim diye hiçbir biçimde müdahale yapmamanız gerekiyor. Hı hı. Evet, ikinci bir kere bir şey yapmadım. Hayır. Yapmayın. Yani çünkü bu şey değil, vücut dismorfik değil. Bu ya kişilik bozukluğu ya da psikoz, yani sanrısal bozukluk. Sanrısal. Ya olabilir, ben tabii için biraz uydurdum. Evet, tabii ben anlayamamıştım kurduğunuz cümleyi, onu kendi kendime. Bir paranoya içine de girmiş olabilir. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi Figen Hocam, çeşitli yerlerde, çeşitli kurumlarda çalışan arkadaşlarımdan edindiğim bilgiye göre bu akşam için söz ediyorum. Şöyle diyebilir miyiz? Zor hasta, tabii istatistiki bir bilgi yok elimizde ama zor hastanın oranı artmış olabilir mi acaba yıllar içinde? Çünkü her kurumdan bir arkadaşımın verebileceği bir hayli örnek var. Tabii bu zor hastanın ortaya çıkmasında şu bugün yaşadığımız siyasi ortamın bir etkisi var mı? Hekimlerin özlük haklarının azaltılmış olmasının, işte bir takım yerlerde kendimizi kısılmış hissetmemizin de etkisi var mı acaba? Yani bir arkadaşım hatta yazmış şimdi, Tahsin Bey sanırım, maçta küfreder gibi bize küfrediliyor artık diye. Yani evet, tabii bu biraz var insanımızda. Yani bu rahatlık gelişti. Tamam, biz empati yapalım, onlara vakit ayıralım, onları dinleyelim. Ama sanki hani şöyle söyleyeyim, 1980'lerde özel muayenehanede çalışan arkadaşımla bugün Ayşe arkadaşımın gördüğü zor hasta sayısı aynı mıdır acaba? Yoksa daha mı çok? Tabii dediğin gibi istatistiksel bir şey, bilgim hiç yok ama gerçekten şu an daha zorlukları daha çok yaşıyoruz. Bu tabii yani hekimlik mesleğine verilen o önemle çok ilgili. Yani yıllar içinde burada ciddi bir erime oldu. Yani hani yaklaşım, bakış, İşte ne bileyim ben, en basit maaşını biz veriyoruz, istediğimizi yapmalısın gibi bir şey uyandı toplumda, algı. Yani o saygı eskisi gibi duyulmuyor, gösterilmiyor. Yani bunların çok etkili olduğunu ben de düşünüyorum. Ama sonuçta hani insanların psikopatolojileri de mi arttı acaba ki böyle davranıyorlar? Bu da işin bir diğer boyutu. Fakat çok önemli yani. Senin de söylediğin gibi hani hekime verilen değer, hem bu siyasi politik anlamda hem mesleki anlamda bir takım bunlar da erozyonlara uğradığı için bu mesleğin biraz da saldırmak daha kolay oluyor. Belki biraz önce hani verdim ya bir örneği, hekime biraz duruyor da hemşireye daha agresif davranıyor. Şimdi hekime de öyle davranıyor. Yani eskiden hekime bu kadar kolay çıkışlar, şikayetler olmuyordu. Şimdi biz de örneğin psikiyatride Osman Hocam da burada, sürekli CİMER'e şikayet cevap yazıyoruz sürekli. Yani hani eskiden böyle bir şey yoktu. Değil mi? Yani yazmazdık böyle bu kadar şikayet kabul edip bunu. O kadar basit şeyler ki oturup mesai harcayıp cevap yazıyoruz biz bunları. Yani bunların hepsi çok önemli faktörler, doğrusu. Haklısın yani. Yeniden şeyin değişmesi gerekiyor. Yani hani hekimliğe bakışın, o değerin verilmesi gerekiyor. Belki biraz bu Covid dönemi hekimleri o kaybettiği, ne diyeyim, itibar biraz verildi mi bilemiyorum. Covid bitince göreceğiz hocam onu. Ona evet. Çünkü bu Covid dönemi 14 Mart'ta o kadar çok kutlama geldi ki. Evet. Ben ona dedim hani herhalde biraz bu hekimlerin
ne kadar özverili çalıştığı tekrar anlaşıldı biraz toplumda. Ne kadar zor bir iş yaptıkları diye düşünüyorum ama evet, bilmiyorum, zaman gösterecek dediğin gibi. Toplumun aslında birçok büyük bir kesimi anladı, fark etti ama yani üzerimize yönlenmiş bir grup da bence var. Hani bunu da yadsıyamayız. Kendi ailesel acısını olsun, işte iş yerindeki acısını olsun, gelip bizim üstümüzden yürüten de bir grup var. Onlar olmaya da devam edecek. Bizim dileğimiz yani meslek örgütü olarak kanunların gerçekten uygulanması. Uygulanabilmesi, evet, demiyorum. Yeterli kanun olduğunu söylüyor hukukçularımız ama uygulama eksikliğinin olduğunu söylüyorlar. Birkaç uygulama yapılsa ülke çapında, bu işin de ben biraz sönümleneceğini düşünüyorum. Doğru, çok haklısın. Ama işte hani uygulama yapılmadığı için ya da eksik, yetersiz yapıldığı için bizler bu sıkıntıları çekiyoruz. Umarım gelecekteki meslektaşlarımız daha az sıkıntı görürler diyorum. Evet. Evet arkadaşlar, sorusu olan, katkısı olan, deneyimini paylaşmak isteyen, bunu bir sohbet ortamında sürdürelim istedik. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Şimdi özellikle hekimliğe başladığımda ve hastanede, devlet hastanesinde yoğun çalıştığım dönemde yani bizler de tabii zor şartlarda çalışıyorduk. Şu anda da hastanelerde çalışanlar çok daha ağır şartlarda çalışıyorlar. Bugün olduğu gibi hekimliğe yeni başlayan ya da süreç içerisinde ara sıra hatırlatmalarla böyle bu tarz eğitimler aslında tüm hekimlerin hastalara yaklaşımı konusunda hem kendilerini korumak hem hastanın tatminini anlaşılma konusunda sağlamak açısından iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani bugün böyle bir eksiklik her ne hissettim kendi açımdan, onu söylemek istiyorum. Yani tıp fakültesi eğitiminin sonunda da yine bu hatırlatmalar aslında yapılsa ya da meslek uygulaması sırasında yapılsa, bu konuda neler düşünürsünüz? Daha genç yaşlar için söylüyorum. Ben bir şey söyleyebilir miyim Ayşe Hocam? Şimdi biz tabip odası olarak aslında pandemi sürecinde okullar eğer açık olsaydı bir projemiz vardı. Milli eğitime gidip hekim kimdir? Yani bu meslek tanıtım günleri oluyor ya. Meslek tanıtım günlerinde sadece işte doktorluk şudur, doktor şunu yapar, doktor bunu yapar değil de hastaneye nasıl gidilir? Hekimle nasıl konuşulur, gidildiğinde ne yapılması gerekir gibi temel aslında ailede verilmesi gereken eğitimlerin okul diliyle belki bir anlamda ilkokuldan itibaren böyle bir çalışma yapalım istemiştik. Ama pandemi maalesef imkan tanımadı. Pandemi sürecinde okullarımız kapandı. Yine dönüp dolaşacağız, eğitim her şey diyeceğiz. Az evvel Figen Hocam da dedi, iletişim becerileri artık Pamukkale Üniversitemizdeki sınıflarımızda, birinci sınıfta itibaren işleniyormuş. Ama daha öne çekmenin ben çok faydası olacağını düşünüyorum. Yani biz toplum olarak birbirimizi dinleme özürlüyüz. Dinlemiyoruz. Herkes kendi söylediğine odaklanıyor. Ya da söyleyeceğine odaklanıyor. Yeterince mi konuşamıyor? Evde konuşamıyor. Okulda konuşuyor. Okulda konuşamıyor, hastanede konuşuyor. Yani kendini ifadede mi sıkıntısı oluyor, bilemiyorum. Yani temelde böyle çok küçük yaşlarda eğitime inmemiz gerektiğini düşünüyorum. Öğrenim demiyorum, eğitim diyorum. Çok doğru.
Osman Hocam bir şey söylemek istemez mi? Bütün program boyu sustu. Osman Hocam bir de sizin sesinizi duyalım. Osman'a ben bir iki şey dokundurttum ama cevap gelmedi. Lafigen gayet güzel anlattı. Bölmek de istemedim. Akışı da bozmak istemedim. Ama ben şunu söylemek isterim. Ne yazık ki yani psikiyatristler insana birey olarak bakarlar. Biz toplum sağlıkçı ya da sosyolog değiliz. Ya da sosyal boyutunu çok da böyle bilimsel anlamda çalışan bir grup değiliz. Ama şu bir gerçek ki borderline bir toplumda yaşıyoruz Fercan'cığım. Evet. Ne demek borderline bir toplum? Gelişimsel süreçlerinde ne yazık ki belli bir matürasyon, olgunlaşma sürecini yakalayamamış. İşte bizim psikiyatristlerin pre-ödüpalde takılı kalmış dediği ve hayatı da bir şekilde bütünleştirememiş, füzyon kapasiteleri gelişmemiş bireyler topluluğu. O yüzden de evaluasyon ve devaluasyonlar, yani yüceleştirmeler, göğe çıkarmalar ve yerin dibine batırmaların aynı anda yaşandığı, akla karanın birlikte yürüdüğü, grilerin ne yazık ki görülemediği, bulunamadığı bir toplumsal düzen. Ve o nedenle de ya göğe çıkarılan hekim ya da yerin dibine batırılan hekim ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu kaçınılmaz olarak birçok alanda da kendini gösteriyor ve hep bunları yaparken de ne yazık ki babalarımızın gözüne bakarak yapıyoruz. En büyük babamıza bakıyoruz çoğu zaman. Ve bu çok ciddi bir şey ve bunun eğitimden öte bizim psikoseksüel, yani gelişimsel süreçlerimizin tamamlanmasıyla, ancak olgunlaşmayla aşılabileceğini düşünüyorum birincisi. Bunu ekleyebilirim Figen'in söylediklerine. Bir ikinci eklemek istediğimde ne yazık ki sadece bilinçli süreçler işlemiyor ilişkilerde. Hekim hasta ilişkisinde de öyle, bilinç dışı süreçlerde işliyor. Ve biz biraz Figen bahsetti ama çoğu zaman projeksiyonlarımızla ilişki kuruyoruz. Mesela birçoğumuz bazı hasta, biraz önce Ayşe Hanım'ın hastasında, işte birkaç arkadaşımın örnek verdiği sevgili Füsun'un hastasında, aslında acaba hangi projeksiyonlar var? Bu hasta neyi projekte ediyor? Acaba biz onun doktoru muyuz, yoksa o anda annesi miyiz, kardeşi miyiz, sevgilisi miyiz? Hangi doyurulmamış duygunun karşılığıyız? O öfke acaba kime çıkıyor? Hekime mi çıkıyor gerçekten? Yoksa ta çocukluğundan beri sürekli şiddet gördüğü babaya mı çıkıyor? Yoksa onu ihmal eden anneye mi çıkıyor? Yoksa örneğin Füsun'a sürekli gelerek annesinin ilgisini mi tekrar tekrar test ediyor? Gösterilmemiş, anne tarafından görülmemiş ilgiyi mi tekrar tekrar görmeye çalışıyor? İşte bunların hepsi ciddi anlamda insanın, o hani denizi fincanla boşaltmaya benzer dediğimiz insan ruhunun zor anlaşılan tarafları. Ama işte Figen hep söylemeye çalıştı. Elimizden geldiği kadar anlamaya ve yardım etmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki biz de böyle mazoşistik bir yapıyı meslek olarak kendimize seçtik. Bunu da lütfen kendimize soralım. Niye bunu yaptık diye. Hepimiz, çünkü kimse bize silah soruyla hekim olmaya götürmedi. Hocam, demek ki bizim bize doğrulttunuz ama ya. Ama yani bazen o aynada bakmak da gerekiyor Fercan'cığım. Şimdilik bunları söyleyeyim. Aklıma gelenler, çağrışımlarım bunlar. Figenciğimin eline, ağzına sağlık. Gayet güzel anlattı. Yumuşak yumuşak her zamanki gibi. Teşekkür ediyorum ben bu güzel toplantılar için. Özellikle sana da başta. Gayet güzel, hakikaten paylaşmak güzel oluyor. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olunuz. Evet Osman'cığım, güzel bir toparlama yaptın. Teşekkür ederiz. Cüneyt Hocam, burada eğitimci olarak acaba hekimlerimizi nasıl yetiştirmeliyiz konusunda birkaç bir şey söylemek ister mi? Ayrıldı mı? Burada mı? Gitti. Ayrılmış galiba. Kaçtı. Tamam. Evet arkadaşlar, katkılarınız,
sorularınız, yoksa programımızı kapatabiliriz. Aslında şey diye düşünmüştük, ayda bir kez acaba dertleşme günü mü yapsak diye. Sıkıntılarımızı paylaşabiliriz. Ortak çözümler arayabiliriz. Böyle de bir en azından şey... görüşmüş oluruz. Ha evet. Görüşmüş oluruz. Yani bir moralimiz düzelir yani. Aslında burada amaç esas yani, olarak birbirimizi görmek, konuşmak değil mi? Hani dertleşebiliriz. Evet. İyi fikir aslında yani. Hani katılan dertleşme gecesi gibi herkes bir şey hani o yaşadığı olayı şunu bunu şey yapabilir. Güzel olabilir bence. Ben sizi gördüğümde burada çok mutlu oluyorum hepinizi. Evet biz de. Ben bir şey sorabilir miyim değerli hocalarımıza? Figen hocama. Osman hocam da burada. Şimdi bu şiddet, ekime şiddetle ilgili bazı ülkelerde, gelişmiş ülkelerde işte o kişiye bizde de oluyor bazen. Hastaneyi işte o birimi bir hafta boyunca temizleme görevi, işte paspas yapma görevi yahut da şiddet gösterdiyse sözlü ya da fiziksel 3 ay acil vakalar dışında polikliniğe girmesi engellenebiliyor. Ya da bir koruma görevlisi eşliğinde ya da önce psikiyatriye gönderiliyor. Yani böyle biraz aşağılayıcı gibi. Yani, hekime veya sağlık çalışanına saldıran kişi herhalde aklı başında olmamalı gibilerinden. Bu tür cezalar uygun mudur? Hasta-hekim ilişkisi ve psikiyatrik bakımdan acaba yararı olabilir mi? Bilemiyorum. Bunu sormak istemiştim. Yani olabilir tabii. Çünkü aslında bir anlamda hani şiddet gösterdiği kişi ya da bölge, kurum, hastane her neyse orada o insanlara hizmet verici bir eylemle cezalandırma bu. Olabilir yani. Hani ama orada çalışırken yine bir şiddet çıkarabilir diye düşündüm birden. Çünkü yani kişilik yapıları çok önemli ya insanların. Hani çok böyle ben merkezci baktıklarından yani ağır ceza verdiğinizde de işte çok değişiyor mu bilmiyorum bu insanlar. Ama tabii ki olabilir. Bilmem Osman sen ne dersin? Yani o da bir yöntem. O da bir ceza yöntemi. Şuna katılıyorum Hakan'cığım. Yani mutlaka bir cezası olması gerekiyor. Hı-hı. Bu çok önemli. Ve şiddet kesinlikle ve kesinlikle ciddi anlamda da cezalandırılması gerekiyor. Bu sadece hekime yönelik şiddet değil. Her türlü eyleme dökülen öfke, eylem sonucunda eylem olan her türlü öfkenin çok ağır cezalandırılması gerekiyor. Düşünce değil ama eyleme döküldüğü anda bunun ciddi sonuçları olduğunu kişiler bilmesi gerekiyor. Eğer söylediğin ceza caydırıcı olacaksa tabii ki. Ama caydırıcı olur mu o konuda soru işaretlerim var. Evet arkadaşlar, bir sunumumuzun daha sonuna geldik. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Figen hocama, Osman hocama çok çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Çok güzel bir sohbet oldu. Bir nebze olsun dertleştik, sıkıntılarımızı paylaştık. Çok da güzel önerilerle bugünü kapatıyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz katılımlarınız için de. İyi akşamlar. Teşekkürler hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sayın Yönetim Kurulum kalıyor. Evet. Telefon edilecekler var herhalde yönetim kurulundan. Telefon edilecekler var. Başlayalım mı aramaya? Emel ve Yaşar.
beylere. Emel Yaşar. Kaydı kapatıyor muyuz? Evet.